Şimdi bu kuralı geçtikten sonra hemen son çizdiğimiz şekli kullanacağımız bir kural anlatalım. Kural 3 diyelim buna da. Bakın burada da bir iç açıortayla bir dış açıortayın kesişim durumunu göstermişiz. İşte iç açıortayla dış açıortayın kesişim noktasında oluşan BIC açısının ölçüsü daima boşta kalan üçüncü köşedeki açının ölçüsünün yarısıdır arkadaşlar. Yani BAC açısının ölçüsünü ben 2x kabul edersem arkadaşlar, BIC açısının ölçüsü daima bunun yarısı, yani x olacaktır. Bu özellikle ilgili sorumuzu yazalım hemen. Şurası 40 derece olsun. Buna da 40 derece diyelim arkadaşlar. C köşesine ait iç açıortay doğrumuz CI olsun. Bu açıya 30 derece dedikten sonra sizden x açısının ölçüsünü isteyelim arkadaşlar. Şimdi hemen elimizdekilere bakalım. BIC açısı bir iç açıortay ile bir dış açıortay arasında kalan açı arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu yazmak istiyorum, bakın. İç açıortay ile dış açıortayın kesişim noktasını tutup üçüncü köşeye birleştirmişsek artık CA'nın da bulunduğu köşenin dış açıortay olduğunu daha önce öğrenmiştik arkadaşlar. Şimdi kuralımıza dönecek olursak, bakın, iç açıortay ile dış açıortay arasında kalan açı 30 derece ise bu açının boşta kalan üçüncü köşe, yani BAC açısının ölçüsünün yarısı olduğunu biliyorum. Yarısı 30 derece olan açının da 60 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. CA doğrusu açıortay olduğu için, bakın, doğru açı tanımından dolayı şu iki açının toplamına 120 kalacaktır. Yani biz bu 120'yi açıları eşit eşit paylaştırıyoruz. Yani 60-60 diye paylaştırıyoruz arkadaşlar. Bu durumda hemen IAB üçgeninden gidebiliriz arkadaşlar. İç açıların toplamı 180 derece olacak. Yani 60-60 eklersem 120 artı 40 artı x eşittir 180 diyecek olursak 160 artı x 180 olmalıdır. Buradan da x 180 eksi 60'a, yani 20'ye eşit olmalıdır arkadaşlar. Bakın, farklı çözüm gören arkadaşlarımız da olabilir şu anda. Ben hemen bir iki çözüm daha göstereyim size. 30'dan 60'a geçmiştik. Yani BAC açısının ölçüsünün 60 derece olduğunu söylemiştik. Bu durumda ABC üçgeni 60-80'den 140 derecelik açısı var. Üçüncü köşeye 40 derecelik açı kalacaktır. Sizin A köşesine ait iç açı, dış açıortayınızla B köşesine ait iç açıortayınızın arasında kalan açınız üçüncü köşedeki açının, yani 40'ın yarısına eşit olacaktır arkadaşlar. Bu durumda x'in 20 olduğunu da söyleyebilirsiniz. Son yazdığımız kuralı iyi anlayan arkadaşlar şekli çevirdikleri zaman kuralı bu şekilde kullanabilirler arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi sorunun çözümünü gayet hızlandıracak gene. Burada gene sizin tahmin edebileceğiniz, çok fazla kullanmasak da yazmakta fayda olan bir kuraldan bahsedelim. A köşesine ait yüksekliğimizi çizelim. Buna AH doğrusu diyelim arkadaşlar. Sonra A köşesine ait iç açıortay doğrumuzu çizelim. Bu da AN olsun, bakın. İç açıortay olduğu için ve AN ve NAC açılarının ölçülerinin birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. İşte bu iç açıortayla yükseklik arasında kalan alfa açısının ölçüsü daima B ve C köşelerindeki açıların farkının yarısına eşit olacaktır arkadaşlar. Ben B eksi C yazdım. Aslında B'nin mi C'nin mi daha büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor bu ifadeyi kullanabilmek için. Bilmediğimiz durumlarda B eksi C farkını mutlak değerini alalım. Çünkü ola ki B daha küçük bir değer olur. Bu durumda küçük de açıdan büyük açıyı çıkarttığım zaman sonuç negatif olacaktır. Negatif açı kullanamayacağım için arkadaşlar bulduğum sonucu mutlak değerini alabilirim. Ama ben şeklime güvendiğim için belki de B eksi C yazdım arkadaşlar. Bakın, burada şunu bilmekte fayda var. Bir üçgende yükseklik daima büyük olan açıya daha yakındır arkadaşlar. Ki bizim şeklimize göre BH, HC'den daha kısa olduğu için ben bu şekle bakarak, şekle dayanarak, eğer şeklim %100 doğruysa B açısının daha büyük olduğunu, C açısının da daha küçük olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Çünkü daha sonra bazı soru kalıplarımız olacak açı kenar bağıntılarında. Orada bu özelliği kullanacağız. Yükseklik daima büyük olan açıya yakın olmak durumundadır arkadaşlar. Bu durumda biz B'nin daha büyük olduğunu kabul edebildik.